Peki hocam, bel ve boyun ağrılarının tedavisinde ne yapıyorsunuz? Mesela bunlar oranı nedir? Şöyle, oranlarından şöyle bahsedebilirim. Bel ve boyun fıtığı en sık gördüğüm, hatta o yüzden en çok gündem olur. Ama torakal fıtıklar da var. Evet. Çünkü torakal fıtıklar daha nadir görülür. Omurganın daha az hareketli kısmı olduğu için bel ve boyun daha hareketli. Bunun boyuna göre bele daha çok yük bindiği için en sık bel fıtıkları görüyoruz. Daha sonra servikal diskler, yani boyun fıtıkları. Torakal diskler çok nadir görüyoruz ama o bölgede omurilik dediğimiz şey kanalı doldurduğu için oradaki bir fıtık daha kötü sonuçlar doğurabiliyor. Daha erken müdahale gerektiriyor. Özellikle servikal bölgede, şimdi omurgamızın yapısı anatomik olarak kafadan başlayıp kuyruk sokumuna kadar giden vertebralar ve bunun içinde omurilik kanalı ve içerisinde omuriliğimiz var. Bu omurilik lomber bölgede birinci omura veya ikinci omura kadar uzanır. Oradan aşağısı L3, 4, 2, 3, 4, 5'te aslında omurilik yok, sadece sinir kökleri devam etmekte. O yüzden o bölgedeki fıtıklarda, bel fıtıklarında daha çok o sinir köküne ait belirtiler görüyoruz. Oysa servikal bölgedeki bel fıtıklarda yine omurilikle ilgili belirtiler, işte miyelopati gibi, refleks artışı, yürüyüş bozuklukları, kuvvet kayıpları. Özellikle torakal fıtıklarda, yani sırt fıtıklarındaysa, eğer omuriliğe ciddi bir bası yapıyorsa yine vücutlar aşağıya, belin o seviyesinden aşağıda kuvvet kayıpları, his kayıpları meydana gelebilmekte. İşte onlara daha erken ve daha dikkatli müdahale etmek gerekmekte. Ama dediğim gibi torakal fıtıklar çok nadir diğerlerine göre müdahale gerektirenler ve oluşumu. Burada yine egzersiz, hareketle ilgili torakal bölgemiz çok fazla hareket etmediği için belki de biraz. Bütün yük servikal ve lomber bölgemizde. Peki bu işlemleri yaparken açık cerrahi mi yapıyorsunuz, yoksa mikro diskektomi denilen mikroskop altında uygulamalar mı gerçekleştiriyorsunuz? Şimdi biz fıtıklarda, tek seviye fıtıklarda mikro cerrahi tercih ediyoruz ki bütün dünyada da gold standart bu zaten, mikro cerrahi diskektomi. Ama bu şeye bağlı, bir de yaklaşım yerimize bağlı. Demin bahsettiğimiz gibi omuriliğe bası ne kadar yaptığına. Şimdi tek taraflı, tek bir ruta bası yapan, sinire bası yapan küçük bir fıtıkta muhakkak mikro cerrahi. Ama ilerlemiş dar kanallarda eklem problemleri eklendiğinde bu işe daha geniş açık cerrahiler yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra tüm fıtıklarda cerrahi yapmıyoruz tabii ki. Şimdi mesela lomber disk hernisi, bel fıtığı üzerinden özelinden konuşacak olursak, bize gelen disk hernisi olan hastaların en fazla %1 ile 3'ü aslında ameliyatlık. Diğer geriye kalan %97'si zaten başka alternatif tedavilerle, ilaç tedavisi, fizik tedavi, davranış egzersiz tedavileri veya istirahatle dahi düzelebilecek şeyler. Bizim halkımızdaki en büyük yanlış şu: her bile ağrıyan hasta birbirine bir bel fıtığı teşhisi koyuyor. Cerrahi süreç sonrasındaki iyileşme süreci ne kadar, hasta ne kadar yatıyor? Hemen konforlu hayatına geri dönebiliyor mu? Bunlar üzerine biraz söz edelim mi birlikte? Tabii ki. Yukarıdan başlayalım. Mesela servikal disk hernileri için mikro cerrahi tek seviye bir diskektomi yaptığımız hasta, ameliyattan 3-4 saat sonra zaten kaldırıp yürütüyoruz ve ertesi gün taburcu ediyoruz. Bu hastanın işe dönüş süreci, hastanın aslında yaptığı işle, hayatını nasıl idame ettirdiği veya günlük aktiviteyle ilgili. Eğer ağır bir işte bir çalışmayan bir hastaysa hemen bir hafta, 10 gün içinde işinin başına dönebilir. Hatta masa başı çok yoğun stresi olmayan, rahat bir işle çalışırsa 2-3 gün sonra dahi işine dönebiliyor hastalarım. Ameliyattan sonra bir ay yatacakmışım, 10 gün yatacakmışım, yataktan kalk, öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Hasta evin içinde günlük işlerini yapacak, çıkıp dışarıya dolaşacak. Ama aktif çalışma hayatına dönmesi, bu yine işiyle alakalı. Evet. Ağır bir beden işiyle uğraşan bir hasta tabii ki 3 hafta, 4 hafta dinlensin. Peki egzersiz sürecine dönüş hocam? Egzersiz süreci hemen biz 10 gün sonra hafif egzersizlerle, beni mesela çok yormayacak. Mesela egzersiz derken hafif yürüyüşler. Yürüyüşler. Yatakta yattığı sırada bele yük bindirmeden yapabileceği ayak egzersizleri. Bizim için en büyük sorun oturmak aslında bu tür ameliyatlardan sonra. Ben bütün hastalarım ameliyattan sonra oturma uzun süre. Tabii ki yemek yemek için, çayını kahveni içmek için otur ama saatlerce oturup televizyon seyretme, bir şey televizyon seyredeceksen, dinleneceksen uzanarak. Aslında hastaların belki de en büyük hatası direkt olarak böyle bir problem olduğunda
işte beyin cerrahıyla değil de belki farklı konulardaki hekimlerle karşılaşıyor olmaları.